Arkadaşlar merhaba, PC Good ekibine Şahin ben. İşlem yapmış olduğum müşteri aracımız Opel Grandland 2024 model. Kilometresi 1450 diyebiliriz ya da 1500 kilometrede. Yeni aracımız. Paketini yanlış bilmiyorsam Ultimate galiba. Aracımızda gece görüş ve masajlı koltuk hariç ve sunroof hariç her şey var arabamızda. Otonom sürüş, dry assist, otomatik park, kör nokta, her şey mevcut. Aracımızın fabrikasyondan kapalı olan birkaç gizli özelliklerin kodlamasını gerçekleştirdim. Nedir bunlar? Cam indirme, grip modları, koltuk selamlama, dokunmatik ekranda yakıt ve arıza bildirim menüleri ve spor modda dinamik motor ses efekti. Bu işlemlerin kodlamasını gerçekleştirdik arkadaşlar. Görüldüğü üzere koltuğumuz elektrikli ve hafızalı. Konfor parametresinin içine kapatma menüsünü ekledim arkadaşlar. İstenildiğinde koltuğumuz buradan kapatılabilir. Sporu aldığımızda az önce grip moduna sahibimi bilmiyorum. Grip modların kodlamasını da gerçekleştirdik. Şu an aracımız sporda. Yani kulağa çok hoş gelen bir ses yapıyor. Yani şu ana kadar açmış olduğumuz özelliklerde en güzel çalışan bu motor ses efekti. Grandland'da çok güzel ses veriyor. Grip modlarını açtığımızı söylemiştik. Kar kum çamur modları. Daha önce bir hafta önce galiba 2 hafta önce Argo çalışması olaraktan yokuş inişi bu plakayı değiştirmeden. Gerçi bu arabada yokuş iniş varsa neresini bilmiyorum bu plakanın da. Normalde yokuş iniş istenildiğinde atıyorum şuradaki tuşta olsun diyelim mesela bu tuşun değişmesi gerekiyor. Ya da burada bir yerde ayrı bir yeri varsa bu siyah kısmın komple değişmesi gerekiyordu. Müşterimiz bizim o videoyu gördüğü için şerit takip tuşuna yokuş inişin atanmasını istedi. Görüldüğü üzere artık yokuş iniş, pardon şerit takip tuşuna bastığımda bu aracımızdaki yokuş iniş sistemi devreye giriyor. Nasıl çalışıyor? Boşa aldığımda 5 km sabit hızla, ben frene basmıyorum, o kendisi 5 km hızı geçmeyecek şekilde frenleme yapıyor. Bu korumacı yokuş iniş diye geçiyor. Onun haricinde vitesteyken ben gaz pedalını kaçta bırakırsam eğer, genelde ilk bıraktığımızda 10 km hızlı standart devreye giriyor. Mesela ben 7'de bıraksam yine kendini 10'a kadar adapte ediyor. Ondan sonra gazı 15'te bıraktım 15'te iniyorum. Veya 20 ile bıraktım 20 ile iniyorum. Gazı bırakana kadar bir 2-3 km hız farkı olabiliyor. Ama maksimum 33 km hıza kadar kendisi fren yapabiliyor. 33'ten sonra sistemi otomatikman kapatıyor. Sistem devreye girdiğinde bu ışığımız, iş simgemiz yanıp sönüyor. Müşterimiz bizim bu çalışmamızı gördüğü için şerit takip tuşuna yokuş inişi kullandığını, daha önceki C5 aracında kullandığını belirttiği için bu aracın da olmasını istedi. Kolay da oldu. Eski nesil yazılımlı teyplerde dokunmatik ekranda şerit takibi on off yapabiliyorduk. PSA bunu bir şekilde engelledi yazılımsal. Artık buraya açmış olduğumuz menüde şerit takibi müdahale etmiyor. Yani şu an zaten müşterimiz şerit takip kapatan bir müşterimiz olmadığı için o yüzden bu tuşun şu an yokuş iniş noktasında çalışmasını istedi ve şu an bu araçta ister istemez şerit takibimiz off olmuyor. Hep açık. Başka açmış olduğumuz anlatımını yapacağım bir özellik yok. Müşterimize hayırlı olsun. Aracını güzel günlerde kazası biraz kullansın. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Allah'a emanet.